Evet, sizler için derlediğimiz haber turumuz var sırada. Sevgili izleyiciler, birlikte izliyoruz. Engelli mülteciler tanıtım kokteylinde buluştu. Van İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği tarafından yürütülen projenin tanıtım kokteyline engelli mülteciler de katıldı. Engelli bireylere 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla hediyeler sunuldu. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı İpek Yolu Gençlik Merkezi'ndeki atölye çalışmalarında 60 farklı alanda ücretsiz kurs veriliyor. Okuma etkinliği ve gönüllü faaliyetlerin de olduğu merkezde haftada 2 günde gençlere çorba ikramı yapılıyor. Merkez yetkilileri tüm Vanlı gençleri faaliyetlere katılmaya davet etti. Gana Büyükelçisi, Gana Diplomatik Sekreteri, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Büyükelçisi'nin eşi, Güney Sudan Büyükelçisi'nin eşi ile Gambiya Cumhuriyeti Büyükelçisi'nin eşi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a geldi. İlk olarak Akdamar Adası, Urartu Müzesi, Van Kedi Evi ve Van Kalesi'ni ziyaret eden Büyükelçi ve Büyükelçi eşleri yemekte Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez ile bir araya geldi. Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naif Süer, Türk Telekom Fen Lisesi'ne kitap desteğinde bulundu. Van'ın Özalp ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 53 adet tarihi sikke ve obje ele geçirildi. Çatak ilçe merkezinde bulunan Muhammed Sait Aydın Anadolu Lisesi, Görentaş Metal Şehit Talha Masup Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Çatak Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen deneme sonucuna göre ilk 70'e giren 12. sınıf öğrencilerine yönelik hayalimi gerçekleştiriyorum projesi kapsamında Van 100. Yıl Üniversitesi'ne ziyaret gerçekleştirildi. Van'ın Erciş ilçesinde su giderine düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Alınan bilgilere göre olay ilçenin Çubuklu mahallesinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erciş Grup Amirliği ekipleri su giderine sıkışan köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından köpek kurtarılarak doğaya bırakıldı. Van'ın Muradiye ilçesinde odunlukta çıkan yangın maddi hasara yol açtı. Yangın, ilçenin Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangına Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Muradiye Grup Amirliği ekipleri zamanında müdahale etti. Kısa sürede yangın söndürülürken odunluktaki kömür ve odunlar ise tamamen yandı.